أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Kendisini zikreden kullarını unutmayan, dua dua yakaranlara hüsran ve haybet yaşatmayan ve kapısına bel bağlayanları ümitlerinde inkisara düşürmeyen Yüce Allah'a hamd ve senalar olsun. Ey kudreti sonsuz Allah'ım! Her sıkıntı için yegane itimat kaynağımız sen, bütün zorluklara karşı güveneceğimiz biricik merci de yalnız sensin. Başımıza gelen her musibet ve meşakkate karşı sadece sana güveniyor ve o musibetleri sadece senin inayetinle aşabileceğimize inanıyoruz. Her nimetin sahibi, her ihtiyacın karşılayanı, her arzunun sunulduğu son makam sensin. Sen ki çocuğu salih insanlar olan anne babası hatırına korursun. Bizi de öyle koru Allah'ım. Koru ve zalim insanların zulüm ve işkenceleriyle imtihan etme. Allah'ım, senden rahmetinle kalbimizi hidayet buyurmanı, işlerimizi toparlamanı, dağınıklığımızı gidermeni, elimizin uzanamadıklarını ıslah etmeni, amelimizi temizleyip hatamızı düzeltmeni, sevdiğimiz ve istediğimiz şeylerin hatırına onu vermeni ve bizi her türlü fitne ve zarardan korumanı diliyoruz. Allah'ım, şehitlerin makamından, Said ve Bahtiyar kullarının güzel hayatından ve düşmanlarına karşı zafer kazanmaktan bizi mahrum bırakma Allah'ım. Allah'ım, her halimizde ve her işimizde akıbetimizi güzel eyle. Ve bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan, ahirette de cehennem azabından koru. Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve âline salatu ve selam eyle. Sen dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Değerli kardeşler, değerli abiler, imtihanlarla sarmalanmış şu garip gurbet diyarında Müslüman orman niyetindeyiz. Gerçek manada İslam'ı yaşama peşindeyiz. Her halimizde Allah'a yönelip Allah'tan bir şeyler arzu etme ve Allah'tan bir şeyler alma gayesindeyiz. Yeryüzünde kim ne sıkıntı yaşamışsa, hangi belalara düçar olmuşsa, dönüp dolaşacakları tek yer Allah'ın kapısı olmuş. İnsan dünyada ne kadar sıkıntı yaşarsa yaşasın, gideceği, dönüp de duracağı bir kapı var. Bir kapı var. Ne kadar belalara maruz kalsan da, ne kadar sevinçli anlar yaşasan da, dönüp dolaşacağın bir kapı var. Allah kapısı. O kapının tokmağını çalmak zorundasın. O kapının tokmağını çaldığın esnada işte o an tüm renkler belli olur. Ne kadar iman ehliyiz, ne kadar sabır ehliyiz, ne kadar imtihan ehliyiz, o zaman meydana çıkar, ortaya çıkar. Ama özellikle Allah'ı tanıyan ve bilen, Allah'ın yeryüzünde gezen salih dostları hiçbir zaman Allah'ın kapısından ayrılmayı yeğlememişler, istememişler. Ne tür belalara uğrarlarsa uğrasınlar, dönüp dolaşacakları kapı Allah kapısı olmuş. Mesela peygamberlerden bakıyorsunuz, Zekeriya Aleyhisselam.
Yaşı başı geçmiş bir ihtiyar. Yaşı başı geçmiş bir ihtiyar. Pir-i fani. Gençliğinde hiç çocuğu olmamış olan ihtiyar bir karısın. Türlü türlü meşakkatlerin içerisinde büyümüşler. En yakınlarından, akrabalarından destek görmeye çalışmışlar. Ellerini onlara uzattıklarında akrabaları ellerine vurmuşlar. Onların evlerine gitmemişler, ziyaret etmemişler. En sıkıntılı anlarında kapılarını örtmüşler. Onları hep orta yerde bırakmışlar. Şimdi böyle bir insan kime sığınsın? Kime dayansın? Elini neye atsa çekiyorlar. Neye uzatsa vuruyorlar. Acımıyorlar. İftira, gıybet, dedikodu her şeyi bu insana maruz görüyorlar. Ama o insan o Filistin tarafından yürüyor, yollarda yürüyor, alışveriş yapıyor, dönüp dolaşıyor, Meryem Aleyhisselam'ı görüyor. Gencecik bir fidan, gencecik bir kız, elinin altında büyümüş. Allah'ın saliha kullarından bir tanesi. Allah'ın ona ikram ettiğini görünce o da anlıyor. Nerede olursan ol, o kapının tokmağını çalmak zorundasın. O kapıya gideceksin ama rengini belli edeceksin. Rengini belli ettikten sonra kapının tokmağını çalacaksın. O Zekeriya Aleyhisselam'ın hayatından böyle bir ders çıkıyor bizlere. Yani Allah'a vasıl olma, Allah'a gitme. Ayet geliyor. Ama öyle bir yerde geliyor ki aslında bir nevi Müslümanlara da Kur'an'dan almaları gereken ibretlik bir sahneyi bizlere aktarıyor. Ne sıkıntın varsa, ne problemin varsa, işlerin çıkmazdaysa, hiç kimse sana yardım edemiyorsa, bir çıkmaz sokağa girmişsin, orada kalmışsan, hemen sana bir noktayı gösteriyor Zekeriya Aleyhisselam. Ama işin esası şudur ki, arı, duru, tertemiz bir kalpten çıkacak dua Allah'ın izniyle arşın kapılarını sonuna kadar açar. Yeter ki ağzından çıkacak olan dua samimi bir kalpten çıksın. O duayı biraz gözyaşlarıyla ıslat, sonra Allah'a sun. O zaman göğün kapıları açılıyor. Belki de melekler amin diyor senin etmiş olduğun duana. Ve Zekeriya Aleyhisselam, pir-i fani ihtiyar, bütün kanunları hiçe sayarak Allah onlara bir çocuk müjdeleyecek. Ama o çocuk müjdesinden hemen önce bakın ne diyor melekler? فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا. Melekler ona nida ettiler. Nerede? O mihrapta namaz kıldığı esnada. Yani o toprak onun şöyle bir alnından öpüyor. O toprağa bir sarılıyor. Önce Allah'ın huzurunda başını eğiyor. O mihrapta diyor namaz kılıyor haldeyken, kıyamdayken, namazdayken, zikir halindeyken melekler ona nida etti. Demek ki bir takım şeylerden mahrum isek o zaman bizim cevabımız ve sorunlarımızın diyelim bertarafı nerede? Mihraptan. Dolayısıyla Allah'tan. O gidiyor Allah'ın kapısının tokmağını çalıyor. Allah da kapısını ona açıyor. وَاَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا. Allah sana diyor Yahya'yı müjdeledi. Bakın bütün yasal olan şeyleri çiğniyor. Arı ve duru bir kalpten çıkan dua ona Yahya Aleyhisselam'ı geri getiriyor, veriyor. İmkansız iken. Onun için şu gurbet diyarında, garip diyarda yaşarken biz Müslümanların da dönüp dolaşacağı kapı Allah kapısıdır. O kapıdan mahrum olan insanlar hayatı boyunca bütün güzelliklerden mahrum olurlar. Her sıkıntısında Allah'a başvuranlar
her zaman kazanılır. Bu dünyada kaybetmiş gibi görünür ama ahirette kazanır. Zira Allah Zekeriya Aleyhisselam'a oğlu Yahya'yı müjdelediğinde Yahya daha önce hiç ismi korunmamış birisiydi ve yaşayacak manasına geliyordu. Yahya Aleyhisselam yaşadı mı? Yaşamadı. Ama Allah dedi ki o bu dünyada yaşamayacak ama ahirette yaşayacak. Ki onun ismi zaten şu an aramızda da yaşıyor. Kıyamete kadar da Kur'an-ı Kerim'de zikredilecek. Yaşıyor mu bir manada? Onun için dövüp dolaşacağımız makam, bütün problemlerimizi, dualarımızı, sıkıntılarımızı aktaracağımız makam Allah kapısıdır. Kullara mullara güvenmeyin, kullara sığınmayın. Allah bir bela verdiği vakit, bir sıkıntı verdiği vakit kullara açmayın onu, gerek yok. Bazı alimler hastalık yaşadıkları zaman bile o hastalıklarını bir beşere söylemiyormuş. Çünkü Allah'ın verdiği şeyi ben sana mı söyleyeceğim, sana mı şikayet edeceğim ben? Bakın ne kadar Allah dostları titiz davranmışlar bu hususta. Bizim de öyle davranmamız lazım. Niye? Çünkü başına gelecek olan her şeye bir şahit var. Kim? Allah Azimuşşan. Şahit olarak Allah yeter. Onun için bugün de Esma-ül Hüsna dersimizde işleyeceğimiz isim Eşşehid. Allah'ın Eşşehid ismi şerifi. Şehit demek Eşşehid bilinen ve bilinmeyenin şahidi. Hem bilinen hem de bilinmeyen. Kur'an-ı Kerim gelmeden önce biz eskide var olan orayları bilmiyorduk. Kim aktardı orayları bize? Eşşehid olan Allah. Hem de öyle bir anlattı ki sanki o anı biz yaşıyoruz. Sanki Musa Aleyhisselam'la Kızıldeniz'i biz yarmışız da Musa Aleyhisselam'ın arkasında gidiyoruz. Öyle tatlı bir canlı ifadelerle anlatmış Allah-u Teala. Sanki İbrahim Aleyhisselam ateşe atarken biz de atılıyoruz. Veyahut da kıyamet sahnesini canlandırıyor. Bilinmeyen, görmedik. O kıyamet sahnesinde bir adamın halini anlatıyor. Sanki o adam biziz. Bizi anlatıyor sanki. Zalim diyor, kıyamet günü diyor, parmağını ısırır, elini ısırır. Keşke falanı filanı dost edinmeseydim der. Sanki bir bakıyoruz o zalim biziz. Sanki biz parmağımızı ısırıyoruz, elimizi ısırıyoruz. Eşşehid olan Allah-u Teala'nın anlatımı böyle. Neden? Çünkü Araplarda bir söz var. Leyse ra'in kemen semyan. Gören işiten gibi değildir. Gören işiten gibi değildir. Bir olayı işitip de gelip anlatan adamın hali farklıdır. Olayı birebir aynel yakin gören bir insanın hali bambaşkadır. Onun için Kur'an-ı Kerim okurken o tazelikte okuruz bizler. Kur'an'ı taze taze okuruz. Sanki dün inmiş bugün okuyormuşuz gibi. Veyahut da bir saat önce inmiş gibi, bir dakika önce inmiş gibi. Çünkü onu anlatan kim? Eşşehid olan, her şeye şahit olan, bilinen ve bilinmeyen alemin diyelim şahidi Allah. Her mekan ve zamanda hazır ve nazır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bize çeşitli olaylar anlatıyor. Çünkü Allah o zaman da oradaydı. Adem Aleyhisselam cennetten inerken oradaydı. Adem Aleyhisselam yaşarken oradaydı. Bütün peygamberlerin başına gelen sıkıntılardan Allah yine oradaydı. Ve bundan sonra olacak olan olaylarda ve öbür bir gayb alemi olan ahiret hayatında da yine eşşehid olan Allah hazır ve nazır olacak kardeşler. Çünkü kullarının bu dünyada yapıp ele geldikleri bütün işler kaydediliyor. Hem kayıt yapılıyor hem de eşşehid olan Allah-u Teala birebir görüyor. Bizim için ahiret hayatı gayb hayatıdır kardeşler. Bilinmeyen bir hayattır. Biz kuyunun dibinde neşet etmişiz. Kuyunun dibinde dünyaya gelmişiz. O karanlıklarda dünyaya geldiğimiz için kuyunun hemen üstünde, kuyunun hemen yanlarında var olan olayları, kuyunun yanında var olan çiçekleri, vakıaların hiçbirisini bilmiyoruz. Çünkü kuyunun dibinde olan kuyunun etrafını göremez. Bizim için ahiret hayatı da öyle. Ahirette ne olacak, ne bitecek Allah'ın bildirdiğinden başkasını bilmiyoruz. Bildirdiğini de
sağlam bir mantıkla kavrayamıyoruz. Öyle enteresan şeyler anlatılıyor ki olacak olan akıl bir türlü idrak edemiyor. Ama iman ediyoruz elhamdülillah. Kullarının yapa geldiği her şeye şahit. Nasıl ki bu dünyada başından bir olay geçer, mahkemeye çıkarsın, hakim olur, avukat olur, sanık olur, sanık yerinde sen, bir de bakarsın şahitler gelir. Bu dünyada aldatabilirsin. Avukatın söyleyeceği biraz daha fazla yalanla işin içinden kurtulabilirsin. Ama her şeye şahit olan Allah'ın mahkeme-i kübrasından nasıl kurtulacaksın? İşte orada Allah'ın eşşehid ismi ortaya çıkıyor. Allah öyle şeyleri şahit getirecek ki inşallah bahsedeceğiz. O anda şok olacaksın. Sanık sandalyesinde kullar olacak. Şahit. Şahit olarak Allah yeter zaten. Yetmeyecek, melekleri de şahit gösterecek. Yetmeyecek, kulları kullara şahit gösterecek. Onun için biri günahını anlattığı zaman ne diyoruz? Günahını anlatıp da bizi şahit gösterme, değil mi? Çünkü kıyamet gününde Allah bizi şahit olarak getirecek sen günahını anlattığın için. Sen inkar edeceksin günahını, falan adamı çağırın, bu adam onu anlatmıştı, bu şahittir. Sen diyeceksin bu da adam bana dünyada günahını anlattı, bak şahit oldum. Kulları şahit, yetmeyecek, bütün azaların şahit olacak. O da yetmeyecek, yeryüzü şahit olacak. Subhanallah, nasıl büyük bir mahkeme. Patır patır insanların cehenneme yuvarlanmış olduğu o mahkemede acaba halimiz nasıl olacak? Acaba nasıl hesap vereceğiz? Bu dünyada birkaç bir şey söyleyip de ucuz yırtmış olduğumuz işlerde acaba Allah'ın katındaki mahkemede nasıl hesap vereceğiz? Orada da kurtulabilecek miyiz acaba? Gelin görün ki bu tür meseleler geçten bizleri düşündürüyor. Eşşehid, bilinen ve bilinmeyen her şeye şahit olan. Bu ismi biraz insan tefekkür etse, inanın kardeşler bu isim şifa kaynağıdır. Bu isim şifa kaynağıdır. Burada var olan Müslümanlar, başka bölgelerde var olan Müslümanlar, hepimizin yüreklerinde sıkıntılar yok mu? Hepimizin bağrında ateşler yanmıyor mu? Çok problemlerimiz var, sıkıntılarımız var, içinden çıkılamayacak konumlarımız, durumlarımız var, konularımız var değil mi? Kimseye açamıyorsun. O bağrında yanan ateşi bir açsan onlar da yanacak. Ama açamıyorsun, söyleyemiyorsun, gizliyorsun. Bir tane insana anlatamıyorsun. O zaman Allah senin imdadına yetişiyor. Eleyse bi kafin abde. Allah kuluna yetmez mi diyor. Şahit olarak Allah yetmez mi? Ne diyorsun? Ya Rabbi sen benim yüreğimde var olan şeylere şahitsin. Ben başka kimseye güvenmiyorum. Kimseye de bu sırrımı açmıyorum. Kimseye derdimi, o derdimi ortak etmiyorum ya Rabbi. Sen benim derdimi ortaksın ya Rabbi diyorsun. Çünkü içinde var olan şeye Allah şahit. Allah görüyor. O zaman ne oluyorsun? Seni bir huzur kaplıyor. Şehadetin bir manası da huzura ermektir. O zaman sende bir huzur peyda oluyor, meydana geliyor. Rahat ediyorsun. Bazen de bu ismin etrafında dönüp dolaşıyoruz kardeşler. Bazen de öyle anlar yaşıyorsun ki yanlış anlaşılıyorsun. Bir söz söylemişsin, yanlış anlaşılıyorsun. Büyük bedeller ödeyerekten iyi bir şey yapıyorsun ama karşılığını bulamıyorsun. Allah hemen yetişiyor. Ne diyorsun? Benim niyetim o değildi. Allah da şahittir. Çünkü senin işini bilen, senin niyetini bilen Allah, karşıdaki insan bilmez ki. Yanlış anlaşılma korkusu hele insanı helak eden, çok kötü bir hale getiren, moral bozukluğuna sebebiyet veren bir şeydir kardeşler. Yanlış anlaşılmak. Bir insana karşı yanlış anlaşılmak çok çok kötüdür. O anda kendi nefsinde ne yaparsın? Allah'ı şahit tutarsın. O zaman insanlar ne der derdinden de kurtuluyorsun. İnsanlar ne dese desin kardeşim, benim içimde olanı Allah biliyor deyip işin içinden sıyrılırsın. İşte Allah'ın eşşehid ismi kardeşler bu derecede insana mana verir. İnsanı kendine getirir. Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda tamı tamına 35 yerde şehit ve şahit isimleriyle karşı karşıya kalırız. Kur'an'da. Bunun toplamında 20
yerde eşşehid olan Allah'tan bahseder. Allah'ın kullarına şahitliğinden bahseder. Önceki olan olayların şahitliğinden, daha sonra meydana gelecek olan ve kıyamette meydana gelecek olan olayların şehadetinden bahseder Allah Teala. Ama bizlerin biraz daha idrak edebilmesi için Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğumuz zaman o ayetlerin sonundaki Esma-ül Hüsna'lara biraz daha dikkat edebilmemiz için kardeşler ufak bir asr-ı saadete gitmemiz şart. Anlayamayız yoksa. Bakın Eş-Şehid ismi şerifinin ilk geçtiği yer, ilk indiği yer Buruç suresi. İlk geçtiği yer Buruç suresi 9. ayeti kerime. Allah ilk defa Eş-Şehid ismini kardeşler orada kullanmış. Buruç suresinin iniş tarihi nübüvvetin, peygamberliğin 5. yılı. Şöyle bir tasavvur edin. Subhanallah, ne işkence, ne işkence, ne işkence. Sahabelere neler neler yapmışlar. Peygamberlik zayıf dönemde gelmiş. Bazı peygamberler vardır. Allah'ın peygamberleri güçlüdür, kraldır. Bazı peygamberleri zayıftır. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmiş olduğu dönemde zayıflık daha iyiydi. Çünkü zayıf bir peygamberin etrafında toplanacak insanlar güçlü olurlar. Zengin bir peygamber olsaydı etrafında toplanacak olan insanlar imanı zayıf, menfaat perest insanlar olurdu. Ama peygamber çok zayıf olunca zayıfa zayıf mukabil geldi. Etrafına hemen zayıflar çevreklendi, zayıflar toplandı. Heraklius Ebu Sufyan'a sorduğunda o peygamberi kimler tabi oluyor dediğinde Ebu Sufyan diyor ki kavmin diyor ayak takımı ve en zayıfları, çelimsizleri o adama tabi oluyor. Heraklius ne dedi? Zaten peygamberlere de kavmin en zayıfları tabi olur. Bu peygamberliğin, dinin esaslarından. Zayıf bir peygamber, imanı güçlü bir insanlar onun etrafında hemen toplandırır. Ne işkence, ne işkence. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sahabelerin işkence etmiş oldukları meydanlardan geçiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib tarafından korunduğu için, gözetim altında tutulduğu için ona fazla ilişemiyorlar. Ama Ebu Talib olmazsa onu da boğacaklar. Ki zaten hüzün yılından sonra peygamberin üzerine çörekleniyorlar. Üzerine saldırıyorlar. Bir köşede bakıyor ki Ammar bin Yasir işkenceyi altından eziliyor, mahvoluyor. Annesi işkence altında. Babası işkence altında. Ailece cennete talip Müslümanlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların yanında geçtiğinde yani düşünün o kadar çok zayıf bir peygamber ki yardım edemiyor. Yani insanın gerçekten çok kötü bir haldir bu. Hani gözünün önünde Müslüman kardeşlerine işkence yapılacak. Yani sen de elin kolun bağlı oturacaksın, hiçbir şey yapamayacaksın. Aynı Suriye'de var olan olaylar gibi değil mi? Suriye'de Müslüman kardeşlerimize işkenceler yapıyorlar. Fitne almış başını gidiyor. Müslümanları kimyasal gazlarla, bombalarla vuruyorlar. Bedenler parçalanıyor. Hayatlar bitiyor. Yeni yeni hayatlar, yeşeren hayatların hepsi bitiyor, tükeniyor. Yani onların o halini görüyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey. Bir de bu işkencenin olayın gözünün önünde meydana geldiğini düşünsene. Bir de baba gibi bir peygamber olduğunu düşün. Ümmetine karşı çok şefkatli olan bir peygamber olduğunu düşün. Ve o insanların yanından geçiyor. Peygamberin içi yanıyor böyle, mahvoluyor. Hazreti Ebu Bekir bile dayanamıyor. Günlerce ağladığı oluyor. Varını yoğunu satıyor da o işkence esnasında Müslümanları kurtarmak için parasını harcıyor. Sırf diyor kardeşlerim kurtulsun bu işkenceden yeter diyor. Allah daha iyi biliyor ya belki de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geceler boyunca gözüne bir damla uyku girmemiştir belki bundan dolayı. Ona farz olan teheccüd namazlarına kalktığı vakit belki de ümmetinin ahvalini düşünüyordu Peygamber Aleyhisselam. Ama gündüz vakti belki de hiç gündüz olmasını istemiyordu. Niye? Ashab-ı kiram gözlerinin önünde en sevdiği arkadaşlar işkence tabi oluyorlar. Ama onların
böyle prenslendiklerini görünce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların yanında geçerken ne diyor? Sabran ele yasir fe inne mev'idekumul cennet. Ey Yasir ailesi, sabret. Sabırlı olun. Sizinle buluşma mekanımız, buluşma yerimiz inşallah cennettir. Şimdi düşünsene, sen işkence altındasın. Peygamber de geliyor sana, diyor ki ne? Seninle buluşma yerimiz cennettir diyor. Yani o sahabeler gerçekten, ben eminim ki o an onlar da çok hüzünlenmişlerdir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok seviyorlar ki, hele Sümeyye hatun o kadar çok seviyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, belki de ondan ayrılacağız diye üzülüyorlar ama Peygamber geliyor onlara teselli veriyor. Sabredin ey Yasir ailesi, sizinle buluşma mekanımız cennettir. Ümidi iten insanların bu dünyada kavuşmaya imkan olmayan insanların buluşma yeri neresidir? Cennettir. Başka yer değil. Ben bittim, ben tükendim, bütün sebepler yok oldu diyen insanların yine buluşma mekanı neresidir? Cennettir. Çünkü o cennette seven sevdiğiyle buluşacak. Arkadaş arkadaşıyla buluşacak. Muttakiler muttakilerle birlikte olacak. Belki Yusuflar, belki Yakuplar bu dünyada kavuşamasalar da cennette karşılaşacaklar. Elhamdülillah ki cennet ümidimiz var, cennet hayalimiz var. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da o işkence seanslarının altında bulunan Yasir ailesine demiş olduğu kelime bu. Sabredin, size cennet var. Hicretin 5. yılı. Bir de bakıyor ki Habeşistan'a göçün de başlamış olduğu bir dönem. Nübüvvetin 5. yılında 15 kişi kendi yurtlarını din namına terk ediyorlar. Allah için, dinini yaşamak için Mekke'den çıkıyorlar, Habeşistan'a gidiyorlar. 10'u erkek, 5'i bayan. Bir yerden bir yere. Kendi ülkelerini terk ediyorlar. Sen ülkeni terk edebilir misin dinin için? İslam'ı yaşaman için, namaz kılabilmen için. Çok zor bir şey. İnsanın ülkesini terk etmesi çok zordur kardeşler. Evet. İşte tam da o işkence seanslarının artmış olduğu o dönemde Allah Buruç suresini indiriyor. Buruç suresini indirerek o Müslüman mümin gönüllere biraz da olsa teselli vermeye çalışıyor. Teselli vermeye çalışıyor. Ne anlatıyor Buruç suresinde? Buruç suresinde güzel bir imtihanla sınanan ve insanları imana getirmek için çabalayan bir rahip genç var. Bir rahip genç var. İman etmiş, Allah'ı tanımış ve halkının da iman etmesi yolunda bütün her şeyini feda etmiş olan bir genç var. Krala geldiğinde kralın ölüm emrine eyvallah diyen bir genç var. Alıyorlar, götürüyorlar. Yanında götürdüğü bütün insanlar ölüyor. O genç tekrardan geri dönüp geliyor. Ne oldu dediğinde, benim Rabbim benim yaşamamı diledi. Senin de ordunu, askerlerini öldürdüm. 2-3 defa daha farklı olay yaşandıktan sonra gencin bir teklifi her şeyi değiştiriyor. Diyeceksin ki ne, gencin Rabbinin adıyla deyip oku bana fırlatacaksın. Ben de diyor o zaman ölmüş olacağım. Yoksa beni öldüremezsin diyor. Tam teslimiyet. Kral onu bir bölgeye getirip de zaten o oku çekip de gencin Rabbinin adıyla dediği anda zaten o kralın ilahlığı orada bitiyor. Onun gibi Firavun gibi olan insanların ilahlığı orada bitiyor, tükeniyor. Ve o genç orada ölüyor. Ama niçin ölüyor? Halkının imanını sağlam tutmak için. Kardeşler, nice insanlar vardır, ölürler. Ama halkı diriltmek için ölürler. Nice insanlar vardır, hayatlarından vazgeçerler, sırf insanlar İslamiyet'i yaşasınlar diye. İnanın böyle insanlar olmamız gerekiyor. Nice insanlar vardır gecesini gündüzüne katar insanların hidayetine vesile olmak için.
Çok iyi insanlar var değil mi? Gece oradadır, buradadır, şuradadır, buradadır, şehir şehir dolaşır. Zaman saat bilmez, bakarsın ailesini ihmal eder. O dereceye varmıştır artık. Niçin? Kendisi ölecek, kendisi zamanını öldürecek ki insanların hidayeti, hidayet bulsunlar, insanlar dirilsinler. Nice öyle insanlar vardır, nice bu yolda şehit olan insanlar vardır. Onun için derler ya, hakta yok olmak, bekanın gözü olmaktır. Hakta yok olmak, bekanın gözü olmaktır. Sen hakta öleceksin ki bir takım insanlar da tam manasıyla yaşasınlar. O gencin yere düşmesiyle işte halkın imanı da galeyana geliyor ve tekrardan insanlar Allah'a dönüş yapıyorlar. Bir insanın ölmesi, birçok insanın şehadete ermesi ve bir kralın da yok olması. Kilometrelerce uzanan hendekler, etrafına birikmiş olan sadece seyretmek için, aynı böyle futbol maçı seyreder gibi seyretmek için toplanmış olan, adeta bir stadyum dolduracak olan insanlar seyrediyorlar. Es-şuhud diyor Allah'a. Seyrederlerdi. Ve teker teker insanlar getiriliyor. Rivayetlere göre 20 bin, başka bir rivayete 40 bin insan yanmış oradan. Düşünsene, bir adamın ilahlığı için 40 bin, bir rivayete göre de 20 bin insan orada şehit oluyor. Adamı getiriyor, aşağı bakıyor, insanlar yanıyor. Etrafa öyle dumanlar yükseliyor ki ceset kokuları insanın burnunun kemiğini sızlatıyor. Ve diyorlar ki bir dakikan var. Ya kralın dinine döneceksin, krala iman edeceksin, ya da Allah'a iman edeceksin. Bir dakika. Ama adam kaç defa ölüyor biliyor musunuz? Eğer hedefleri varsa hedefler yok olacak. Oradan ölüyor zaten. Arkadaşları gözünün önünden ölüyor. Orada da bitiyor. Yan tarafında tanımış olduğu insanlar teker teker hatırlıyor. Orada da ölüyor. Yetmiyor. Şeytan geliyor, vermiş olduğu vesveselerle bir kez daha öldürüyor. Ve iman ettim diyen adam aşağıda cayır cayır yanıyor. Niye? Sadece ve sadece Allah'ın dinini yaşamak için. Allah'a kul olabilmek için. Bütün yasalar Allah'a aittir. Bütün egemenlikler Allah'a aittir dedikleri için orada atıldılar. Biz krala egemenlik vermiyoruz. Allah'a aittir egemenlik dediler. Hepsi de aşağı atıldılar. Sadece Allah'ın dinini yaşayabilmek için, Allah için. Şimdi günümüze dönüp bakıyorsunuz. İnsanlar 100 gram altın için din değiştiriyor. Yarım dönüm arsa için şeriatın miras hukukundan vazgeçiyor. Moda için, dizi için dinini terk ediyor. Ne kadar kötü bir haldeyiz değil mi? Allah işte o anlara şahit olduğu için Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde bizlere onu delil olarak getirdi. Ve dedi ki اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O Allah ki yerin de yeryüzünün de nedir? Mülkü Allah'a aittir. Yerin de göğün de mülkü Allah'a aittir. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Allah ki her şeye şahittir. Şimdi bu ayetler sahabeye okununca tabii ki sahabe değişim geçiriyor. Çünkü sen bana istediğin kadar işkence yap. Beni gören, beni işiten, bana şahit olan Allah var. O bana yeter diyor. Adam bir tanesini getiriyorlar, işkence ediyorlar. Vuruyorlar, vuruyorlar kırbacı. Diyorlar niye bağırmıyorsun? Diyor ki ben Allah gördükten sonra, Allah halime şahit olduktan sonra niye bağırayım ki? Allah görüyor zaten, şahit oluyor. Bağırmama gerek yok. Ne iman. Sübhanallah. Evet. Dedik ki ilk gelmiş olduğu yer Buruç suresi dedik. 9. ayet-i kerime Mekke'de 11 defa iniyor kardeşler. Eş-Şehid ismi şerifi. Hicretten önce biraz daha iniş sırası biraz daha nedir? Farklılaşıyor ve fazlalaştığı bir dönem. Daha sonra Medine'de 9 yerde iniyor. 9 defa Allah-u Teala Eş-Şehid ismi şerifini söylüyor. Mekke'de 11, Medine'de 9. Bakıyorsunuz orantılı bir nedir? Dağılma var isimlerde. Hepsinin de gelmiş olduğu noktalar çok çok önemli. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir yerde şehit ismini gördüğünüz anda hemen
orada olan, oraya çok pür dikkat keselim. Allah orada çok mühim bir meseleden bahsediyor. Evet. Hicretten önce daha çok iniyor. Medine'de en çok inmiş olduğu yer 5. yılda iniyor. Şehid ismi. 5. yılda biraz daha fazla iniyor. Orada ne var? Hicretin 5. yılında Medine'ye gelmişler. 5. yılında Hendek gazvesi meydana geliyor. Müslümanların çok sıkıntı çekmiş oldukları yer değil mi? Yani kardeşler, inanın gelmiş olduğu isimler inanın hiç boş yerde değil ki Allah-u Teala'nın isimleri ve Allah boş işlerden münezzehtir. Sahabelerin açlıktan karınlarına taş bağlamış oldukları bir yer değil mi? Ümmet o gün bir taş bağlarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki taş birden bağlıyor. Ebu Hureyre geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, ey Allah'ın Resulü niye kıvranıyorsun dediğinde diyor ki, elcu Ebu Hureyre diyor, açlık diyor, açlık. Beni kıvrandıran diyor açlık. O da kıvranmış böyle açlıktan. Hendek kazılıyor ve orada da Müslümanların geçmiş olduğu sıkıntılar, arka taraftan münafıkların vurması, ön taraftan Kureyş'in vurması, müşriklerin vurması. Ama Allah şehit, sizin bu halinize Allah şahitlik eder, biliyor. Sonra bir de daha ilerleyen zamanlarda ilk hadisesi meydana geliyor. Hazreti Ayşe annemize münafıklar tarafından atılan bir iftira var değil mi? O iftira hadisesinde de Hazreti Ayşe şehit olarak, şahit olarak Allah'ı gösteriyor, kenara çekiliyor. Çok ağlıyor, çok sızlıyor ama şahit olarak Allah yettiği için sesini çıkarmıyor. İlk hadisesinde de Allah'ın vermiş olduğu mesaj nedir? Onun başına gelen şeyleri ben çok iyi biliyorum. Şahittim ben. O kadına iftira atıldığında ben şahittim. O münafıkların oyunu bozarken Allah-u Teala ne yapıyor? Eşşehid ismi şerifini kullanıyor. Evet, Allah'ın dedik yeryüzünde şahitleri vardır. O mahkeme-i kübra kurulduğunda teker teker şahitler gelir. Allah'ın şahitliği zaten yeter. Allah'ın şahitliği en büyük şahadettir. Ama bunun yanı sıra meleklerin şahadeti, bazen de yeryüzünün şahadeti. Yeryüzünün. Allah Teala diyor ya Zilzal suresinde, bu akhrajatul ardu efqalaha. O gün yeryüzü bütün ağırlığını dışarıya bıraktığı zaman. Burada iki mana veriyor ama vermiş olduğu manalardan bir tanesi de şudur. İnsan yeryüzünde dolaştığı için yeryüzü bu insanın yapmış oldukları günahlara şahitlik eder. Hadiste de geçiyor bu. O gün yeryüzüne denilir, falanca kul senin üzerinde şu günahı işlemedi mi? Yeryüzü diyecek ki, evet ya Rabbi işledim. O benim yeryüzümde, o benim üstümdeydi, o günahı işledim. Yeryüzü şahit oluyor işlemiş olduğumuz günahı. Nasıl kurtulacaksın? Allah şahit, melekler şahit, yeryüzü şahit. Nasıl kurtulacaksın? Onun için İslam ne yapıyor? Salih olmayı emrediyor bizlere. Takvalı Müslümanlardan olmamızı emrediyor. Sağımıza, solumuza, haramına, helaline dikkat etmemizi emrediyor. Ondan sonra diyor ki, يَوْمَ اِذِنْ يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاةً لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ. O gün insanlar amelleriyle karşı karşıya gelmek için kabirlerinden, mezarlarından çıkarlar. Hani bir arkadaşını görürsün de sarılırsın ya ona, uzun zaman olmuştur, görmemişsindir. Kıyamet gününde de, ahirette de insan mezardan çıkıp o salih ameliyle kucaklaşacak, karşı karşıya kalacak. Bahsetmiş olduğum mesele bu. Ameliyle karşı karşıya kalacak insan diyor. Bazen Allah-u Teala organlarını şahit tutar. İkra kitabeke kefe binefsike aleyke hasibe. İşte diyor, buyur. Kendi kitabını oku. Kendi kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak senin kendi nefsin sana yeter. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fussilet suresini tefsir ettiği esnalarda bir yere geliyor. Orada da kulların kendi azalarını şahitlik etmiş olduğu bir yer geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, niçin tebessüm ettiniz? Diyor ki, kıyamet gününde kulun şu haline tebessüm ettim. Allah Teala kulun diyor, ağzını mühürleyip de organlarına haydi artık konuşun dediğinde onun eli dile gelir, başlar konuşmaya. Yani bütün organlarımız, günah işleyen organlarımız,
Ne yapıyor? Teker teker şahitliği ediyor. Ağzımız şahitlik yapacak, gözler şahitlik edecek, kulak şahitlik olacak, şahitlik yapacak, ayaklarımız şahitlik yapacak. Bütün azalar şahitliği edecek o gün. Ve o gün insanın ağzına mühür vurulur ve organlar dile gelir, şikayet eder Allah-u Teala'ya. Bu kul bunu şu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı. Peygamber aleyhissalatü vesselam tebessüm ettiği yer şurası. Onlar şahitlik edince diyor, kul da artı Allah-u Teala onun artı ağzındaki mühürü çıkartınca döner azalarına der ki ne, yazıklar olsun size. Bunca yıldır ben sizin için çalıştım. Yani bu dünya hayatındayken hep sizin için çalıştım yani. Hani örneğin elim kesildi, hemen gittim tedavi ettirdim onu. Vücudum rahatsızlandı, hemen gittim hastaneye tedavi ettirdim onu. Ben bunca yıldır sizin için çalışayım, siz de beni buraya gelin şikayet edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben buna tebessüm ettim diyor. Ne kadar baksan da vallahi bu bedenlerin hepsi de kıyamet gününde sana şahitlik edecek. Ya lehine ya da aleyhine, Allah alem. Ama şahit olarak Allah yeter kardeşler. Ve en sonunda da peygamberlerin şahitliği, ümmetine olan şahitliği. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı döneme şahit. Ama sonraki dönemlere, şu döneme, daha sonraki dönemlere meleklerin şehadetiyle zaten şahitlik yapılacak. Kıyamet gününde mahşer meydanında insanlar toplu toplu gidecekler. Yarın ayak, çırılçıplak, başı kabak, herkes Allah'a haşrolunacak, gidecekler. O gün durum o kadar çok vahim olacak ki kimse kimsenin halini vaktini sormaya zaman olmayacak. Birbirinin avret mahalline bile bakamayacaklar. Durum çok çetin olacak. Öyle insanlar mahşer meydanına giderken peygamberin gözüne bazı insanlar ilişiyor. Allah Teala inşallah bizleri onlardan eylemez. Kötü bir durum çünkü. Onlar bir tarafa doğru, cehenneme doğru melekler götürürken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne, ashabi, ashabi. Onlar benim ashabım diyor. Onlar benim dostlarım. Onlar benim ümmetimden dediğinde melekler dönüp diyor ki ne? Ey Muhammed diyor, onlar senin ümmetin değiller. Onlar sen vefat ettikten sonra yollarını değiştirdiler. Onlar sen gittikten sonra, senden sonra dinlerini değiştirdiler. Senden sonra ahkamını değiştirdiler. Senden sonra şekilleri, şemallerini değiştirdiler. Düşüncelerini değiştirdiler. Hal ve hareketlerini değiştirdiler. Yani senin getirmiş olduğun İslam'la hiçbir alakaları kalmadı onların. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Suhkan, suhkan diyor, uzak olsun, uzak olsun. Başka rivayette yazıklar olsun diyor. Gidin. Allah Teala bizleri inşallah o konuma getirmez. Onun için kardeşler, yeryüzünde bize düşen İslamiyet'i güzel bir şekilde yaşamaktır. Allah şahittir zaten. Birine anlatmana gerek yok, birine söylemene gerek yok, birine ima ederek söylemene bile gerek yok. Gece namazına mı kalktın? Eyvallah. Kalktıysan kalktın. Allah şahit mi? Şahit. Teşvik etme amacından ziyade gelip de boş beleş muhabbet etmek için bunlar söylenmez. Namazını uzun kılıyorsun, huşuyla kılıyorsun. Allah daha da arttırsın. Söylemen gerekmez. Şahit olarak Allah yeter. Birini inandırmak için de Allah'ı kullanman da gerekmez. Allah yeter çünkü. Sen zaten doğru dürüst olsan, şahit olarak Allah'ı belirlesen zaten insanlar sana inanırlar. Onun için İmam Şafii Rahimahullah ne diyor? İnsanları inandırmak için Allah'ı kullanmayı kerih görürüm. Adam sana inanmıyor. Vallahi billahi böyle yaptım. Kardeş, yemin etmene gerek yok. Sen bir söz söylesen yeter. Yani beni ikna etmek için niye Allah'ı kullanıyorsun ki? Allah kullanmana gerek yok. İmam Şafii diyor ki ben bunu asla hayatım boyunca yapmadım. Yapmam da bunu ben kerih görürüm, mekruh görürüm, hoş görmem diyor. Bizler de inşallah yaşantımızla güzel bir şekilde amel ortaya koyarsak Allah'ın izniyle bizden de zaten istenen odur. Şehit demek biraz manası daraltılmış kardeşler. Bunu biraz anlamamız gerekiyor. Şu anda Allah yolunda birisi ölse şehit odur diyoruz. Doğrudur. Elhak doğru. Ama o kadar değil. Bir insan yaşantısını, imanını, hayatına şahit tutuyorsa veyahut da hayatını, imanına şahit tutuyorsa o adam şahittir, o adam şehittir zaten. Zaten şehit demek İslam'ı hakkıyla yaşayan manasına geliyor. Sen güzel bir şekilde yaşa,
Zaten yeryüzünde yaşarken de şehitsin zaten sen. Onun için inşallah sadece şehit ve şehadet denildiği vakit sadece ölümlere has kılmayalım. Şu anda sen yeryüzünde İslamiyet'i yaşıyorsan sen de şehitsin. Sen de şehitsin. Onun için inşallah bu şehidin ve şehadetin manasını dar çerçevede tutmayalım. Genişletelim inşallah. Allah Teala şehit ismiyle amellerimize inşallah şahittir. Ve Allah Teala şahitken inşallah amellerimizi daha güzel yapmayı bizlere nasip eylesin. İslam dinini güzel bir şekilde yaşamayı ve bu uğurda bir şehit gibi yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim şehit olup da şehadete koşan bütün Müslümanlardan razı olsun ve bizleri de onlara dahil eylesin. Rabbim bizleri salihlerden kılsın ve salihler zümresine dahil eylesin. Amin. Subhanekallahumma bihamdika neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netûbü ileyk. El-Fatiha.